Merhabalar. Yine bu videoda sizlerle birlikte harika bir çalışma yapacağız. Tamamen kalan iplerimizi değerlendirmeye yönelik bir çalışma. Burada ben evimde olan, daha önceki çalışmalarımdan kalan ipleri değerlendirdim arkadaşlar. Bu ipler orta kalınlıkta bir koton ip, o şekilde söyleyebilirim. Ve görmüş olduğunuz gibi çalışmamda iki tane de filide motif kullandım. Altıgen hırka olarak da geçiyor bu hırka. 3 ila 5 yaş arasında çok rahat giydirilebileceğini düşünüyorum. Eğer çok kilolu bir çocuğunuz yoksa 5 yaşa da uygun bir şekilde giydirebilirsiniz. Videomda da söyleyeceğim. Bu hırkayı büyütmek gerçekten çok kolay. İstediğiniz büyüklükte ve istediğiniz küçüklükte çok rahat bir şekilde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Eğer siz de hazırsanız şimdi bu çalışmamıza başlayalım. Ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi sizler de hazırsanız bu mükemmel hırkayı birlikte yapalım. Arkadaşlar, hırkamızın ben bir parçasını yaptım. Şöyle göstereyim. Dikişi şuradan kol dikişi olacak. Buradan da sırt dikişi olacak. Şimdi bunun birebir aynısını bir parça daha yapacağız. O yüzden zaten bir parçasını önden hazırladım. Renklerimi görmüş olduğunuz gibi pembe, krem, mor, sarı, yine krem. Araya işte güzel bir mürdür rengi de diyebiliriz, koyu pembe de diyebiliriz. Bu şekilde sıraladım. Bu ipler tamamen elimde kalan iplerle oluştu. O yüzden kalan ipleri değerlendirme projesi olarak adlandırmamız gerçekten çok doğru olur, çok da güzel olur. Şimdi bu hırkamızın hemen bu alt koltuk altı kısmından sizlerle başlayalım. Çok kısa bir anlatım yapacağım çünkü bu model sürekli hep aynı gidiyor. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Üç zincir çektikten sonra yanına bir ikili trabzan, tekrar bir tane ikili trabzan. Yani başlangıç zincirimle birlikte aslında 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu an 3 oldu. Bunları toplamda 6'ya tamamlayacağız trabzanlarımızı. 6 kez 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şu an 1, 2, 3, 4 oldu. Yine 3 zincir. Oldu. 1, 2, 3 zincir. Sonuncuyu yapıyoruz artık. Altı. 3 zincir çektikten sonra bunun tepesini, zincir ilk başta çektiğim zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve arkadan ipimi sıkıyorum. Sihirli halkama. Şimdi sırada bu boşlukların içine trabzan yapmak var. Şöyle yana kaydırarak o boşluğun içerisine geliyorum. 3 zincir çekiyorum ve bu benim ilk trabzanım oluyor. Bir tane daha yapıyorum ve ondan sonra 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani bir boşluğa 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 ikili trabzan yapıyorum.
Sonra buradaki trabzanlarımın arasına, bakın tepesine değil, iki trabzanın arasına bir trabzan yapıyorum. Tekrar iki trabzan arasına bir trabzan yapıyorum. Şimdi yine bu boşluğuma geldim. İki tane ikili trabzan. Üç zincir. İki tane ikili trabzan. Araya geliyorum. Buralarda hiç zincir çekmiyorum. Aralara trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar boşluğa geldim. İki tane trabzan yapıp üç zincir çekiyorum. Aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum. Bu pembe kısmı ben tam 3 sıra yaptım koltuk altını. Siz isterseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Yani bu sizin zevkinize kalmış bir durum. Ayrıca kullanacağınız ipin miktarına göre de ayarlayabilirsiniz. Benim pembe ipim biraz fazlaydı. O yüzden pembesini fazla yaptım. Ama mesela şu mor rengim çok azdı. Şu koyu pembe olan. Ondan sadece iki kere kullandım arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum yine. Sadece boşlukları arasına trabzan yaparken 3 zincir çekiyoruz. Onun haricinde hiçbir şekilde zincir yok. Bu benim ikinci sıram oluyor. 1, 2 trabzan, 3 zincir, 1, 2 trabzan ve trabzanların arasına yine trabzan yapıyorum. Siz isterseniz tepesine de yapabilirsiniz ama böyle daha farklı bir hava veriyor. O yüzden ben arasına yaptım. 2 zincir çektim. Pardon, 2 trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi 2 trabzan yaptım. Araya bir tane daha diğer araya yapıyorum. Ve burayı kaydırma yöntemiyle ilk başta çektiğim zincirin tepesine birleştiriyorum. Ve yine yan tarafa geliyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı mantık. 2 tane trabzan yapmış oldum. 3 zincir çektim. Buradaki baştaki zincirin biliyorsunuz bir trabzan sayılıyor. 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi araya giriyorum. Tam araya. Hiç zincir çekmeden bir trabzan. Yandaki araya bir trabzan. Şu aralara giriyorum. Bir trabzan. Yandakine girdim. Bir trabzan. Bütün aralara girdim. Aralara girdikten sonra artık boşluğa geldim. 2 trabzan. 3 zincir, 2 trabzan. Tekrar aradayım. Aralara birer tane. Hiç zincir çekmeden yan tarafa geliyorum. 2 tane. 3 zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha. Bu şekilde tüm sıramızı sonuna kadar tamamlayalım. Sonra üst sırada farklı bir işlem yapıyoruz. Orada buluşalım. Arkadaşlar son yere gelince yine kaydırma yöntemini birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Ve altıgenimiz ilk pembe kısmıyla bu şekilde oluşmuş oldu. Şuradan bir tane arkasından geçiriyorum. Sonra o ipi yedireceğim. Bunu örerken buradaki ipi de yedirebilirsiniz. Ben çekim yaparken onu yedirmeyi unuttum. Sonra arkadan temizleyeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu şekilde üstüne krem ip var. Krem ipimizi yaparken siz hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu renkler arasına koyu bir renk koyarsanız bunları daha da ön plana çıkartır. Benim öyle çok koyu bir rengim yoktu.
Dediğim gibi tamamen kalın ipleri değerlendirme projesi bu. O yüzden ben elimde olan ipler hangisi daha fazlaysa o şekilde değerlendirme yaptım ve araya krem geçtim. Şuradan ipimi takıyorum. Bu birinci sık iğnem oluyor. Tekrar yanına ikinci sık iğneyi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Aslında yaptığım işlem aynı. Buradaki boşlukları 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yaparken şimdi 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne yapıyorum. Ve buradaki trabzan aralarını trabzan doldururken şimdi trabzan aralarına yine tepesine değil sık iğne geçiyorum. Renk aralarında bu sık iğneyi yapıyorum. Şimdi buraya geldim. Burada hem ipimi yediriyorum arkadan hem de buraya 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne yapıyorum. Ve trabzan aralarına sık iğne yapmaya devam ediyorum. Aynı mantık. Sadece trabzandan sonra renk geçişlerinin arasında bir sıra sık iğne var. Sık iğneyi de aynı şekilde yapıyorum. 2 tane sık iğne, 3 zincir, 2 tane sık iğne. Bu şekilde tüm sıramı tamamlıyorum. Sık iğneler yine trabzanların arasında. Boşluğa geldiğim zaman 2 sık iğne, 3 trabzan, 3 zincir pardon, 2 sık iğne. Şunu kenara çekmek istiyorum artık. Daha net görebilmeniz açısından. Tekrar aralara. Sık iğnemi yapıyorum. Üç zincir, iki sık iğne ve trabzan aralarına sık iğneler. İki sık iğne, üç zincir, tekrar aynı yere iki sık iğne. Buradaki amaç aynı yere iki sık iğne basma yapmalarımız tamamen arttırmaya yönelik. Lütfen o sayılara dikkat edin. İki parçanın da birbiriyle aynı sayıda olmak istiyorsak sık iğnelerimiz eksik olmamalı, trabzanlarımız eksik olmamalı. Şimdi burada birleştirirken ilk yaptığımın tepesine şu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi renk değiştireceğiz. Onu da gösterdikten sonra artık mantık hep aynı ilerleyecek. Şimdi benim hırkamda arkadaşlar sırada lila rengi var, mor rengi var. O yüzden mor ipimi elime alıyorum. Şöyle. Diğer ipimi buradan kaldırayım ki birbirlerine karışmasınlar. Mor ipimi aldım. Bu şekilde oluşturduktan sonra bakın burası arkası. Biz her zaman önden birleştiriyoruz. Şuradaki boşluktan ipimi birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Aynı mantıkla gidiyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bu sefer sık iğnelerin arasına
trabzanlarımı yapıyorum. Bakın aralarına giriyorum. Trabzanlarımı o şekilde yapıyorum. Buraya geldiğimde ipimi de yedireceğim içine. Böylelikle temizlemesi de kolay oluyor. Şimdi tepedeyim. 3 zincir çektiğim yerdeyim. Yine 2 tane ikili trabzan. Üç zincir. Tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve sık iğnelerle aralarına bu şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Ve renk geçişlerimiz bu şekilde oluyor. Siz yapacağınız yaşa göre bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Hep aynı mantıkla öreceğiz. Bu mor buraya bittikten sonra videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü hep aynı işlemleri yapacağız. Trabzan sıramız tamamlandıktan sonra tekrar kremli sık iğne sırası geçeceğiz. Ondan sonra yine diğer renk, hangi rengi koyacaksanız, ben sarı rengini koyduğum için tekrar sarı öreceğim. Sonra yine krem geçeceğiz. Yine bir sonraki renk. Kremler hep sık iğne. Renkli iplerimiz ise bu şekilde trabzan olacak. Eğer sık iğne yaptığınız renkten de trabzan koymak isterseniz şöyle göstereyim. Bakın, bir sıra sık iğne gittim, sonra aynı renkten trabzan gittim, tekrar bir sıra sık iğne ördüm, ondan sonra diğer rengin trabzanını koydum. Bu şekilde sıralarımı tamamladım. Buraya 3 sıra ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzan sırası üzerine yapmışım. Tabi sık iğneleri saymadım arkadaşlar. Bu parçanın aynısından bir tane daha tıpkı size tarif ettiğim gibi örerek tamamlayalım. Arkadaşlar ben parçamı tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi. İkisi birbirinin aynısı. Birini bu tarafa çeviriyoruz, birini bu tarafa. Şu üstler kolları, şu alt kısımda bedenimiz oldu. Şimdi burada yapacağımız işlem dikim işlemi. Onu size tarif etmek istiyorum. Dikiş işlemini bu şekilde açıyoruz. Şu en alt kısımdan ya da yukarıdan aşağıya da gelebilirsiniz. Trabzanı birleştirerek normal iğneyle dikiş yapıyoruz. Bu arka bedenimizde, ön bedenimizde kollarımızı dikerken şuraya dikkat edeceğiz. Şu kolun başlangıç noktası. Buradan başlıyoruz. Buraya şu ense kısmına kadar geliyoruz ve ense kısmında biraz boşluk bırakacağız. Diktikten sonra da yine size göstereceğim. Buradan da aynı şekilde kol ucundan geliyoruz ve burada aynı boşluğu bırakıyoruz. Burası böyle açılacak önden. Arkada ise öreceğimiz kişinin boyun genişliği kadar bir aralık bırakmış olacağız arkadaşlar. O yüzden şöyle diktiğinizi düşünün kolları. Şimdi dikiş işlemlerini ben de yapayım. Diktikten sonra kolun diğer çalışmasını sizlerle birlikte yapalım. Arkadaşlar ben diktim, şöyle göstereyim. İç kısmından iğneyle iğne ardı şeklinde diktim arkadaşlar. Şuradan da ense kısmından bu kadar pay bıraktım size söylediğim gibi. Aynı zamanda bakın bir cebini bir de kolunu yaptım. Şimdi sizlerle birlikte kolun diğer tarafını yapacağız. Diktikten sonra yapıyoruz bu işlemi. Ben videomun en başında tığımı söylemeyi unuttum. Şöyle 2,5 milim bir tığ kullandım. Eliniz çok sıkıysa daha büyük tepeli bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi koyu pembe ipimize başlayacağız. Bakın bu kadar kaldı ipim. Zaten demiştim kalan ipleri değerlendiriyoruz.
bir tane zincir çektikten sonra hırkamı alıyorum. Şu birleşim yerinden. Şu iki noktanın birleşim yerinden bir tanesinden şu şekilde geçiriyorum. Ve ipimi buraya takıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden yandaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bu arada arkadan da ipimi yediriyorum. Sonra arkadaşlar, şu an toplamda yani zincirle birlikte 4 tane trabzan yaptım. Bir tane doladım, hiçbir şekilde zincir çekmeden, bakın sayıyorum. 1 2 3 4. trabzandan sonraki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 1 2 3 4. trabzandan sonraki boşluğa 4 tane ikili trabzan. Tekrar 1 2 3 4. ikili trabzandan sonraki boşluğa 4 tane ikili trabzan. Aralara hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Son dörtlümüzü yaptıktan sonra ilk dörtlünün en başındaki o çektiğimiz zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Şimdi buradaki iplerimi artık temizliyorum. Bunlarla işimiz bitti. Orada dikiş ipi var. Tamamdır. Şimdi krem rengi ipimizi alıyoruz. Sırada benim krem rengi var. Ama tabii ki siz hangi rengi kullanmak isterseniz. Bu tamamen doğaçlama. Sizin istediğiniz herhangi bir renk de olabilir. Şuradaki boşluklardan bir tanesini ekliyorum. Dörtlü trabzan arasındaki boşluklar. İki zincir çekiyorum ve buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte iki trabzan oluyor. İki zincir çektim. Aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden karşı tarafa geçiyorum. Dörtlünün arasına. İki tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar İki tane trabzan yapıyorum. Bu ipimi de buradan biraz yedirmiş oldum. Yine karşı tarafa geçiyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum. Bu sıramı da arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Başa geldiğimizde yine kaydırma yöntemiyle zincirin başına birleştirip o şekilde ipimizi keseceğiz. Bu sıramızı da tamamladıktan sonra bu sefer pembe rengimi elime alıyorum ve bir saniye şöyle kameramı ayarlayayım. Burada arkadaşlar bu sefer yapacağım işlem şu ikili yaptığım trabzanların şu arasındaki kısma ipimi ekliyorum bir sık iğneyle. Ekledikten sonra bir tane doluyorum. Hemen yan taraftaki boşluğa ipimi de yedirerek ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha aynı yere ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu sefer tek zincir.
Sonra aynı yere bir tane daha 2 litre trabzan ve bir tane daha. Hiç zincir çekmeden ikisinin arasına bir sık iğne. Şuradaki ipimi de buraya içine alarak sık iğnemi o şekilde yapacağım. Bir tane doladım. Yan taraftaki ikilinin içerisine geliyorum. İki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan. Sonra araya sık iğne. Tekrar iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan, araya sık iğne. Tekrar iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve kaydırma yöntemiyle burada birleştirip ipimizi kesiyoruz. Bu sıramızı da tamamladıktan sonra şimdi arkadaşlar lila rengi ipimi elime alıyorum. Bu pembe yaptığım V'lerin şu ara boşluğuna ipimi ekliyorum ve iki zincir çekiyorum. Aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani zincirle birlikte toplamda 3 tane oluyor. Hiç zincir çekmeden karşı tarafın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda hiçbir şekilde zincir yok. Sonra onun karşısına hemen tepeye 3 tane ikili trabzan. Sonra geliyorum bir sonrakinin tepesine 3 tane ikili trabzan. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Morumuzu tamamladıktan sonra şimdi bu sırada sık iğne yapacağız. Sık iğneyi aralara batacağız. Şu şekilde ipimi ekliyorum. Hatta biraz geriden ekleyeyim. İki trabzan arasından ipimi ekledim. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Pardon, sık iğne yapıyorum. Şöyle şurayı da kontrol etmek istiyorum. Aralara yapmıyorum. Evet. Şöyle ipimi de yediriyorum hemen karşı tarafa. Aralara hiçbir şekilde sık iğne yapmıyoruz. Sadece trabzanların arasına. Şu ara boşlukları sık iğne yapmıyorum. Hemen trabzanın arasına geçiyorum. Sık iğneyi oraya yapıyorum. Buradaki amacımız kolu biraz toplamak. O yüzden aralara yapmıyoruz. Evet, bu şekilde sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Sık iğnemizi tamamladıktan sonra şöyle başladığım noktaya bakayım. Şurası. Bu sefer sarı renkli ipimizi elimize alıyoruz. Ve bu sırada şöyle farklı bir çalışma yapacağız. Bakalım, şöyle çevireyim. Şuradan arkadaşlar sık iğnelerin şu alt kısmından, altından değil de şuradaki boşluktan, bakın şu 3 trabzan yaptık ya, onların arasından ipimi ekliyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra burada bir fıstık çalışması yapacağım. Şöyle ipimi de yedirerek şu bir, şu iki, şu da üç. Hepsini birlikte alıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Çektikten sonra yan boşluğa geliyorum. Şimdi burada daha rahat gösterebilirim.
Burada zincir dolduğu için bir tane saydık. Burada artık burayı zincirsiz şekliyle sayacağız. Bu bir. Doluyorum. İkisini birlikte alıyorum. 2. Doluyorum. İkisini birlikte alıyorum. 3. Doluyorum. İkisini birlikte alıyorum. 4. Ve kapatıp bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki ipleri temizlemek istiyorum. Şuradan kötü gözüküyor. Evet. Şurayı da örerken iç almadığım için hemen şöyle şu şekilde içine çekeceğim. Buradan da alıp temizleyeceğim. Böyle örerken ben iplerin bu şekilde görünmesini sevmiyorum. Hemen onları temizliyorum. Genelde hemen temizlerim arkadaşlar. Bekletmem. Kötü bir görüntü oluyor çünkü. Evet, iplerimi de temizledim. Şimdi şöyle tekrar birlikte bir tane yapalım. Birini yaptım. Hep iki alıyorum. İkincisini yaptım. Bakın doladım. İkisini bir araya aldım. 3. Bir tane daha doladım. 4. Hepsini birlikte alıp bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. Hepsini birlikte alıp bir zincir çekiyorum. Bu sıramı da bu şekilde fıstık çalışmasıyla tamamlıyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kolumuz aslında bayağı bir topladı kendini şu şekilde. Şimdi bu sıraya trabzan geçeceğim ama sık iğne geçeceğim ama sık iğnelerimi fıstıkların arasına. Şöyle araya bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Sonra diğer fıstık arasına geliyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha. Diğer fıstık arasına geliyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha. Diğer tarafa geliyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha. Bu sıramı sık iğnelerle tamamlıyorum. Burada ipimizi kesmiyoruz. Artık çünkü kolumuzun son aşamasındayız. Lastik yapacağız. O yüzden aynı renkle devam edeceğim. Ve ipimi bu nedenle kesmiyorum. Her bir fıstığın arasına ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Böylelikle kolumuz biraz daha toplayacak. Yetişkin birine yapacaksanız kolunuzu daha da uzatabilirsiniz. Tekrar bu fıstık çalışmasından sonra en baştaki gibi üçlü çalışmalar yapıp sıraları sil baştan yapıp istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ve son yerdeyim. Burada ipimi en başa kaydırma yöntemiyle ekliyorum ve bir tane yana gelip, yani iki sık iğnenin yanına gelip buradan 1-2 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Sonra araya geliyorum. Bir trabzan. Araya geliyorum, bir sonraki araya bir trabzan, bir sonraki araya bir trabzan, bu şekilde bütün kolumu bir sıra trabzanla geçiyorum.
Çok özür diliyorum arkadaşlar. Burada tığ değişikliği yapıyorum. Çok özür dileyerek. Tığ değişikliği yapmamın sebebi lastiğimin biraz daha sık olmasını istiyorum. Yani bir numaralı tığa geçiş yaptım. Aynı işlemleri yapıyorum. Trabzan. Bir sıra trabzan örüyorum. Kolumuzun biraz daha toplaması için lastik kısmı tığ değiştirerek örmemiz çok daha mantıklı. Sıralı bir şekilde hiç atlamadan trabzanlarımı yapıyorum. Sıramı tamamladıktan sonra yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve tekrar 3 zincir bu sefer çekiyorum. Bir tane önden, bakın lastik yaparken belinden doluyoruz, tepesinden değil, şöyle belinden bir tane önden, bir tane ise arkadan. Bir tane önden, bir tane arkadan, bir önden, bir arkadan olacak şekilde lastiğimizi tam 4 sıra şeklinde tamamlayalım. Bir sonraki sıraya geldiğimizde de önden olanları yine önden, arkada görünenleri yine arkadan olacak şekilde öreceğiz. Bir sonraki sırayı göstermek istiyorum size. Birleştirdikten sonra 3 zincir çektim. Önde olanları önden, arkada olanları arkadan alıyorum. Yine önde olanı önden. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Toplamda 4 sıra olacak şeklinde örüyorum. Tabii ki siz daha kalın isterseniz sıra sayısını arttırabilirsiniz ya da daha ince isterseniz sıra sayısını azaltabilirsiniz. Kolumun lastiğini yaptım ve görmüş olduğunuz gibi şöyle küçük popkornları da yerleştirdim. Bir tanesini sizlerle birlikte yapmak için yerleştirmedim. Şimdi onu farklı bir renkle yapacağım. Popcorn'u nasıl yapıyoruz? İlk önce ona bakalım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. O çektiğim zinciri tutuyorum. 1, 2, 3 tane ondan ayrı çekiyorum. Ve ilk tuttuğum zincirin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımdan ipimi çıkarıyorum ve şöyle ilk zincirimin en başındaki şu tepeye batıp tığımı geçirip içinden ipimi şöyle çekiyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve böylece yapmış olduk. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir zincir çektim. Onun haricinde 3 tane daha çekiyorum. İlk çektiğim zincirin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Beşinciyi yaptıktan sonra ipimden tığımı çıkartıyorum. En baştaki zincirimin tepe kısmına tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma tekrar takıp zincirin içinden geçiriyorum ve bir zincir çekip ipimi çok uzun olmayacak, çok da kısa olmayacak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra artık popcornumu yerleştirme yapacağım. Herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Şöyle bakın, ben buradan 1, 2, 3. boşluğa yerleştirmişim ama şu önde duran
trabzanlara yerleştireceğim. Bunu da şöyle şuraya yerleştireyim. Tığımı geçiriyorum, ipimi içeri çekiyorum. Sonra karşı tarafa ipimi içeri çekiyorum. Burada tam bağlantı noktası olduğu için hem bir tane geriden hem bir tane ileriden alıyorum. Burası birleştirme noktası çünkü lastiğin. İplerimi geçirdikten sonra sıkıca bağlıyorum. Başka hiçbir şey yok. Ve ondan sonra fazla ipi kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim. Bir tane daha şöyle şu tarafa yapalım. Orayı da boş bırakmıştım çünkü. Bu sefer şuraya yaparsak olacak. Şöyle tığımla ipimi çekiyorum. İçeriye. Sonra diğer taraftan çekiyorum, bakayım aynı hesabı, evet. Ve birbirine bağlıyorum. İster iki düğüm, ister üç düğüm atabilirsiniz. Bağladıktan sonra ipimin fazlasını kesiyorum. Ve böylece bunu da yerleştirmiş oluyorum. Evet, kollarımızın çalışması da bitti. Şöyle bir görelim. Gayet de güzel görünüyor. Şimdi sizlerle birlikte ense ve şu önlerin çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Kollarımız da bu şekilde. Arkadaşlar şimdi arka taraftayız. Şu ense kısmında İki tane şu birleşim noktasında, şu boşluğun olduğu yerdeyim. Her zaman ense kısmından başlamak en doğrusu. Burada buraya ipimi ekliyorum. İki zincir çekiyorum ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ense kısmından başlıyoruz. Çünkü başlangıç noktası arkaya geldiği için hani birleşim yerleri görünmüyor, sıkıntı olmuyor. Üç tane İkili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tanesini atlıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tekrar 1, 2, 3'ünü atlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane aynı yere. Yine 3 tane trabzanı atlıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tüm ense kısmının önleri şöyle şuradan gelip önleri bu şekilde dolaştıktan sonra tüm bedeni arkadaşlar yapacağım sonraki işlem her bir trabzanın içine birer tane sık iğne yapmak. Bu aralara da yapacağım. Hem bu aralara hem bu aralara sık iğne geçeceğim aynı renkle. Ondan sonra hırkamızın beden kısmı da bitmiş olacak. Arkadaşlar şimdi arka taraftayız. Şu ense kısmında iki tane şu birleşim noktasında şu boşluğun olduğu yerdeyim. Her zaman ense kısmından başlamak en doğrusu. Burada buraya ipimi ekliyorum, iki zincir çekiyorum ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ense kısmından başlıyoruz çünkü başlangıç noktası arkaya geldiği için hani birleşim yerleri görünmüyor, sıkıntı olmuyor. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tanesini atlıyorum ve buraya
Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tekrar 1 2 3'ünü atlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane aynı yere. Yine 3 tane trabzanı atlıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tüm ense kısmının önleri şöyle şuradan gelip önleri bu şekilde dolaştıktan sonra tüm bedeni arkadaşlar yapacağım sonraki işlem her bir trabzanın içine birer tane sık iğne yapmak. Bu aralara da yapacağım. Hem bu aralara hem bu aralara sık iğne geçeceğim aynı renkle. Ondan sonra hırkamızın beden kısmı da bitmiş olacak. Arkadaşlar ben çalışmamı tamamladım. Diğer motifimi de ekledim. Motiflerin detaylı anlatımı farklı bir videoda var. Burada tekrar o yüzden anlatım yapmadım. Videoyu da çok uzun tutmak istemedim. Frida motif modeli yazarsanız eğer bu motifin detaylı anlatımını orada bulabilirsiniz. Son bir şey söylemek istiyorum. Şuradaki üçlü trabzanları yaparken köşeye geldiğimizde yine köşe çalışması yapıyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde köşeleri öyle dönüyoruz. Ve sık iğne yaparken de yine köşelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hırkamız hem çok basit oldu hem de ipleri değerlendirme açısından mükemmel bir proje oldu. Eğer sizler de beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.